Sizin Insta son video ne bu arada ya? Sizin oha, bu kanalı bilmiyordum ha. Ne bu? Ah arkadaşlar çok sıcak. İçecek var mı? İçecek bir şey koyamıyorum hocam. Bu Sine'yi sen mi öldürdün Yiğit? Tamam izleyelim bir tane Yazık değil ya. mi Sine? Annesi babası yok mu onun? Ne olacak şimdi? Ağlayacak, kesin ağlayacak, evet. Yetim mi kaldı bu? Yazık değil mi bu? Yaklaşın kamerayı. Ben bu kadını hiç sevmiyorum abi, geçeceğim direkt. Birini sevmeme hakkına sahip olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Katlanamadığım iki tane insan var. Birisi Bağırcan'dan, diğeri İrem Derici. Lan artist yok mu lan bu mahallenin namusu? Bir de Demet Akalın. Hayırdır birader, tecavüze mi uğradınız? Ekibin en şirin kadın oyuncusu olarak ben almak istiyorum ödülü, daha doğru olur. Çok özür dilerim, araya giriyorum. Yani 1.80 boy ve 42 numara ayakla kocanla aynı ayakkabıyı giyiyorsun. Güldür güldür ekibi efsane ya. Banlara sorduk ne yapıyormuşsun diye, küçükken küfür ediyormuşsun işte. Devamlı küfür ediyormuşsun. Şimdi devam mı yine? Arada yine ediyorum. Arada ediyor, yine evet. Geldim mi şey yapıyorum, evet. Yükleniyorum. Çok isterdik bu da bir performans. İlk aşkın hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Mahalleden mi, okuldan mı? Mahalleden. 14-15 yaşında falan. Çılgınca derece bir sevgi değil mi? Tabii ki. Roman... Duygusal insanlar. Ben de hatırlıyorum lan. Hatta kim olduğunu bile biliyorum. Şu an ne iş yaptığını. Her şeyini biliyorum. İki tane çocuğu var. Zeynep. Duygusal insan. Ağlamalar, sızlamalar. Oo tabii. Mektuplar, gitmeler, gelmeler. Yani cep telefonu vardı o zaman, o yüzden. Takip mi ediyorsun? Kanka takip geçen hafta şöyle oldu böyle bir. Dedim ki ulan acaba ne yapıyor böyle? Düşündüm ilk sevgilim kimdi diye ortaokulda. Tamam mı? Böyle 1,5 saat süren bir ilişki. Sonra dedim ki acaba ne yapıyor? Benim bir ilkokul arkadaşımla konuştum aynı sınıfta. Muharrem'di. Dedim ki ne oldu işte, şuna şuna ne oldu, buna buna ne oldu vesaire diye. Sonra Facebook hesabını attı. Bende de Facebook olmadığı için tekrardan hesabıma giriş yapmak zorunda kaldım. Girdim hesaba. Evlenmiş. Bayağı da hiç değişmemiş bu arada. Hiç değişmemiş lan. Gram değişmemiş arkadaş. Bir insan bu kadar değişemez yani. Gayet evlenmiş. İki tane çocuğu var. Mutlu mesut yaşıyor. İngilizce öğretmeni olmuş. Oğlum ondan dolayı yakmadım. Zaten yakacaktım bu arada. Yani puro içme saatim geldi. Benim her gün puro içme saatim aşağı yukarı bellidir yani. Böyle yayın esnasında bir tane içerim. Mutlaka içerim. Haberi yoktur kanka ya. Ama insan mutlu oluyor lan böyle eski arkadaşlarını vesaire görürken. Geçen hafta işte bütün arkadaşlarımı stalkladım. Hepsini. İlkokul arkadaşlarımın hepsini. Mustafa'yı, Emre'yi, Hasan'ı, Murat'ı, Muharrem'le zaten hala görüşüyoruz. İşte ne bileyim Sümeyye'yi, Ayşe vardı bir tane böyle benekli bir arkadaş, böyle çok iyi ip atlıyordu. Hepsini stalkladım. Yani bulabildiğimin hepsini stalkladım. Ahmet'e çok üzüldüm ya bizim. Vallahi Ahmet'e baya baya üzüldüm yani. Baya 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 üzüldüm. Ahmet diye bir arkadaş vardı dostlar bizim.
Ahmet Duman. İnanılmaz çalışkan bir insandı. Öyle böyle değil yani, dehşetül vahşet zekada bir insandı. Son aldığım haberlere göre muhasebeci olmuş, şu anda asgari ücretin bir tık üstünü falan alıyormuş. Fotoğraflarına vesaire baktım böyle stalklarken. Bütün saçları bembeyaz olmuş anasını satayım. Bembeyaz. Yani bembeyaz olmuş. Ve bu çocuk yemin ediyorum görüp görebileceğiniz en zeki çocuklardan bir tanesiydi. İnanılmaz zekiydi ya. Muhasebeci olmuş. Asgari ücretin bir tık üstünü falan mı ne alıyormuş? Hani aşağı yukarı duyduğum kadarıyla. Saçlar bembeyaz. 35-40 yaşında herif gibi duruyor anasını satayım. Hani bizim Ahmet olduğunu düşünmesem yolda amca falan derim yani. Görsem. Hayat çok acımasız. Kesinlikle çok acımasız kanka. Şeref verdiniz. E işte sizde olmadığı için biz veriyoruz. Yürü oğlum. Ekibin en önde gideni olarak bunu ben alıyorum, bu ödülü. Burun olarak mı? Al abi, al abi. Ne yapıyorduk aşkım? Birbirimize yalan söylemiyorduk değil mi? Neredeydin sen dün gece? Yalan söylemedim, çalışıyordum. Ama pavyonda çalışıyordun. Yani evet. Açık saçık kıyafetlerle. Ama aşkım yani namusumla çalışıyorum ben. Namusumla çalışıyordum. Ha. Evet. Ben de zannettim hani aç 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 diye bağırıyorlar ya, üstünü aç falan diyorlar zannettim. Halbuki sen orada gözleme açıyorsun. Ya sakin. Pavyonda ne namusu ya? Karşıma çıkma, ağzına sıçrarım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk anne. Gel yemek yiyelim. Yemek mi yiyelim? Aç mısın? Anne! Bağırma. Şuna yemek yetsene! Bağırma hayvan gibi. Gel yanıma beraber yiyelim. Ben utanıyorum tek başıma. Oğlum rahat ol ya. Anne! Murat acıkmış! Bağırma ya. Gel yiyormuş gibi yap en azından yanımda. Beraber yiyelim diyorum. Gel. Oğlum niye bu kadar kastın ya? Anne! Murat acıkmış! Bağır! Hayvan gibi bağır! Öküz gibi bağır! Hayvan! Utanıyorum diyorum sana ya. Bu kanalı sevdim ama ben ya. Bu kanalı keşke daha önceden açsaydık. Rahatım şu an. Tamam rahat. Getir lan yemeği. Getir. Niye bağırıyorsun lan anneme? Ne diyecektim ha, unuttum ya. Dur. Dur dilimin ucuna gelsene söyleyeyim. Neydi ya? Selma çık artık ya. Bir insan evladı böyle sıçamaz ya. Geçen bir sıçmış sanatsal ya. Öyle bir koymuş duvara sıva yapmış. Gel beri yar gel beri. Tüne kodumun beri beri. Çabuk aşık beni. Yoksa erim seni. Hoş geldiniz. Bir tek antibiyotiğiniz kalmış sizin. Onunla kolunuzdaki damardan inecekleridir. Taburcu edeceğiz sizi. Tek seferde yaparsak tabii ki. Tamam. Tutturursunuz. Genelde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Lütfen yan tarafa dönün. Tamam bakmıyorum. Ah! Acıdı. İlk defa sizde yaşıyorum. Gerçekten kusura bakmayın. Milyonda bir resmen. Demiyorum. Tamam bakmıyorum. Ah! Kasa mı geldi Murat Bey? Haberi yok nereye geldiğinden. Kasa geldi Murat Bey. Kolunuzdaki damarı göremiyorum. Sırtta tutmam yoktur. Poponuzdaki damardan enjekte edeceğiz. Lütfen. Tamam bir şekilde tesir etsin de gözünü seveyim, dikkat et ya. Hiç sıkıntı yok. Tamam. İsterseniz bakmayın siz burada, ben... Burada bence siz bakmayın. Çok umurum acaba. Ne yapıyorsun böyle, ne yapıyorsun? Damarı bulmaya çalışıyoruz. Demeyi mi belki? Ben senin bak, beynini böyle vuruyor muyum? Bak yeminimiz var diyorum, bak beni... Çıkar bak size git, tövbe et odan, böyle yemin mi olur? Ben askerlik şubesine gitmedim. Ben aradım. Dedim benim askerliği tecil edin, getirtmeyin ben oraya. Hadi canım. Dedim sağ olsunlar, kendileri gelip aldılar. Kaç ay? 32 ay yaptım. Soner'le Kübra ayrılmış. Üzüldüm diyorum. Yattığın yerden mi üzüldün diyor. Ne yapayım? Amuda mı kalkayım? Bakın ya. Ya seni seviyorum. Öyle mi? Murat Sakoğlu bir dönem bayağı ünlüydü ha bu arada. Çok güzel vine'ları vardı yani. Ben izliyordum. Hepsini değil ama.
Senin için ölürüm. Allah Allah Allah. Sensiz yaşayamam. Siktir lan. Karma karışık bir duygular içerisindesiniz efendim. Ben şimdi bir konuşayım Erdemciğim. Bir... Erdemciğim hayırdır lan sana? Bak kardeşim. Ben senin nereden kardeşin olurum lan? Usta bir konuşayım ama bir izin ver. Lan usta deme oğlum bana. Amına koyayım ben sana nasıl hitap et? Görümcem mi diyeyim sana ben? Ne diyeyim ben? Hitap etmem lazım. Aha bornoz yok. Aha sıçtı. Ne yaptınız oğlum benim bornozumu? Kim giydi oğlum bornozumu? Yangın dolabını açarsan ne olur? Ne olur? Yang sana çok kızar. Siktir. Allah'a emanet. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar hocam. İnşallah olur istediğin. Ben teşekkür ederim. Hocam küçük Yılmaz Vural'ı öpüyorum. Anlamadım. Küçük Yılmaz Vural hocamın adı ya. Oğlunun adı ya. Ben de küçük Yılmaz Vural diyecek bu. Yani ben öyle bir şey görmedim. Hayır. Yani ben öyle bir şey görmedim. Çamaşırı sen yıkamıyor musun? Yani makine yakayım yavrum. Senin oğlum ismini bulup bu çocuğu tükürtler. Beyefendi dışarıda beklersek hastam var şu anda. Hemen alacağım sizi. Yok hemen alacağım. Beyefendi biraz empati kurun be. Hangi birinizin yetişeyim? Ercan Bey sizin bir şeyiniz yok. Bak senin belanı sikerim. İkidir boşa tutturuyorsun bunu bak. Alev Hanım sizin biraz durulmanız lazım. Siz atalarımız da söylemiş. Her kuşun demiş eti yenmez. Değil mi? Kenan Bey gözle görülür bir şey yok. Yok lan ha. Hani lan nerede? Hani bu ne lan? Kenan Bey şimdi sakin olalım. İç organ olabilir. Süresi ne kadar? 7 saniye. Git çık burada. Hepiniz üstüme geliyorsunuz. Gel. Sen de erkenciydin değil mi? Çözüm bulamıyoruz. Sana bunu kullan dedim. Tak artık. Coşku öyle kızları. Çünkü bugün gel. Çünkü. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. TikTok videosu izlerken ben. Merhaba, sizden bir şey isteyebilir miyim? Siz isteseksiniz yapmazsınız. Haklı. Bundan sonra yolda beni durdurup zorla bağış almaya çalışan insanlara karşı tepkim bu olacak. Geçen yine böyle bir bağışçı durdurdu, tamam mı? Bu bağışçıların birkaç tanesini canlı canlı tanıdığım için... Böyle bir arkadaş ortamında tanışmıştık. Dolandırıcılık hikayelerini anlatıyorlardı. Dostlar sokakta asla ve asla bakın belge gösterseler dahil yok çocuklar için para topluyoruz. Yok kanserli hasta. Yok şu yok bu. Asla para vermeyin. O belgeleri çıkarttırabiliyorlar bile öyle söyleyeyim. Böyle bir şey yok asla para vermeyin. Geçen birisi durdurdu yine böyle. Merhabalar hayvanlar için işte destek olmak ister misiniz vesaire vesaire diye. Dedim ki yok olmak istemem. Bu kadar yani. Anı bu kadar. Çok uzun bir hikaye anlatacağım sandınız değil mi? Yok bu kadar. Kız bana bak. Çiğdem ki. Çiğdem sana diyorum. Ay Yahya teyze. Annen topladı. Ulan abla de. Peki abla. Ben hayır diyorum. Ha, hayır dedi. Sana dedi. Acaba maddi durumda sıkıntı var diye mi sevgilim? Boş adamın tekisin. Biliyorsun lan sen. Zoruna gidenin borusuna gider. Sen kimle bu sohbeti yapıyorsun? Karşında ben varım. Facebook'una girdim. Ha? Ondan sonra ananın... Bu skeç efsane bu arada ya. Facebook'una baktım sen oradasın. Fake hesap açtım hemen seni ekledim. Sen de kabul ettin. Ondan sonra baktım otobüsün önünde poz vermişim. Böyle mal gibi de durmuşsun. Öz dedim seyahat yazıyor. Ben de dedim ki bunu burada bulurum dedim. Geldim. Her yerden stoklarım nokta net. Hülya'nın. Ne? Hülya'nın. Ne? Beni oraya getirme. Sizi ben çok fena öperim. Bu ayranı da ben alayım bari. O benim. Ama ben hiç ayran gelmedi bana. Benim olabilir mi? Pardon, bakar mısınız? Anneyde ayran lazımmış. Ya çok tatlı yerim ya. Tipe bak, yanaklara bak ya. Poğaça ya.
Poğaça mısın sen ya? Evet, ben bir ayran daha alayım. Vay be. Tam bir poğaça değil mi peki? Tam bir poğaça ya. Arkadaşlar, şşt,